Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekillerinin de gündeminde asgari ücret vardı. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada ücretlilere ilişkin 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücretin 2023 yılında 11.402 liraya çıktığını hatırlatarak, bırakın enflasyona ezdirmemeyi, enflasyonun çok üzerinde reel olarak 3 katına çıkardık dedi. 2002 yılında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 3.608 dolarken 2022 yılında 10.659 dolar oldu diyen Bakan Işıkhan şunları söyledi. Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık tarihinde başladık ve yıl bitmeden de komisyon çalışmalarımız tamamlanacaktır. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde ve açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamdan artmasından geçtiğini de çok iyi biliyoruz. Ki az önce verdiğim rakamlardan da bunları net olarak göreceksiniz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz. Ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Ezdirmediğimiz gibi büyümeden pay vermeye de devam edeceğiz. Bakan Işıkhan, memurların ve memur emeklilerinin aylıkları hakkında yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Memurlarımızın ve memur emeklilerimizin aylıkları hakkında da bazı soru ve değerlendirmeler yapılmıştı. Bununla ilgili yanıt vermek isterim. Kamu görevleri hakem kurulu kararı uyarınca, bildiğiniz gibi memurlar için 2024 yılı için %15 artı %10, 2025 yılı için %6 ve %5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE %33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir.